Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bugün yeni bir ayet silsilesi içerisinde başlayacağız Allah nasip ederse. İnfakla özellikle sadaka, zekat, infak dediğimiz Kur'an'da özellikle müminlerin sahip olduğu imkanları Allah'ın yolunda kullanmasıyla ilgili ayetler. 267 Bakara suresi 267 ile 274 aralığındaki ayetleri inşallah göreceğiz. Özellikle 270'e kadar olan ayetleri meal olarak ben vereyim. Ondan sonra söz Ahmet Hocam'a vereceğim. Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın helal ve temiz olanlarında Allah için harcayın. Ancak gözünüz kapalı iken alabileceğiniz kötü şeyleri de sadaka olarak vermeyin. Yani ilgi çekici ifadeler. Bilin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layık olan O'dur, Allah'tır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı emreder. Allah ise size katından bağışlama ve lütuf vaat ediyor. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilirse ona çok hayır verilmiş olur. Bundan ancak akıl sahipleri ibret alır. Harcadığınız her şeyi ve adadığınız her adağı şüphesiz Allah bilir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. 270'e kadar olan ayetler bunlar. 271 ile 274'ü de bir eğer bugün yetiştirebilirsek bugün inşallah devam ederiz. Hocam buyurun söz sizde. Evet. Bismillah. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sevgili arkadaşlar, aslında Müslüman bütün yaşantısı Allah'a infak olacak. Allah yolunda insanlara infak olacak. Davranışlar bütün yönüdür. Yani öncelikle şunu söylemek istiyorum ki paramız varsa infak ederiz. Paramız yoksa infak neyden edeceğiz ki? Diyeceğimiz bir durum söz konusu değildir. Fakir de zengin de Allah'ın verdiği, infak edilecek nice imkana sahip insanlarız. İlmi olan ilimle, sağlığı olan sağlıkla, gücü olan gücüyle, alnının terini akıtacak teriyle, hiçbir şeyi olmayan kimse, güler yüzüyle, tatlı diliyle insanlara infak etmek mükellefiyetindedir. Allah infak edin diyorsa, hepimiz infak edebilecek imkan ve güce sahibiz. Allah yolunda Allah'ın verdiği nimetleri kullanmak, harcamak, daha doğrusu ahirete yatırım yapmak, karlı bir ticarete müracaat etmek demektir infak. Demek ki malı olan malla, imkanı olan imkanıyla, zamanı olan zamanıyla, hiçbir şeyi olmadığını düşünen insan, Allah'ın verdiği, öğrettiği dini tebliğ etmekle, efendim insanlara bir şey vermekle mükelleftir. İnsanlara ihtiyacı olan oldukları şeyi vermek lazım. Her şeyden önce bugünün insanı Allah'a ihtiyacı var. Dine ihtiyacı var, kitaba ihtiyacı var. Nasihate ihtiyacı var, teselliye ihtiyacı var, morale ihtiyacı var. Bir insan sıcaklığına, kardeşliğe ihtiyacı var. Bir güler yüze, tatlı dile ihtiyacı var. Bir zaman bir markete gitmiştim. Bunda ne var diyeceksiniz. Marketteki adam yanıma geldi. Ya Hacı abi, Allah razı olsun senden. Ya ne yaptım da bu duayı hak ettim dedim. Güzel bir dua da. Günlerdir yüzü gülen bir adama rastlamadım.
İlk karşıma sen çıktın günlerdir. Bir güler yüzlü adama hasret kaldım diyor. Market kimler gelip gitmiyor ki? Elinde cebinde bir sürü imkanı olanlar geliyor. Fakirlerin bakkalda markette ne işi var? Onlar çöp topluyor. Ama güler yüzü gülen bir adama rastlamamış. Benim de yüzüm ne kadar gülüyorsa ona öyle gelmiş. Allah razı olsun senden. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bakın bir infak etmişim adama. Farkında olmadan. Adam gönülden dua ediyor. Yani bir güler yüze ihtiyacı var insanlar. Evet. İnfak mıdır? İnfaktır. Daha neler infaktır? Bunu biz paraya endekslenmişiz. Öylesine her şeyi materyalistçe düşünüyoruz. İnfak deyince de paramız varsa ancak yapılabilecek bir şey gibi görüyoruz. Kur'an mesela cuma günleri hep hocaların okuduğu bir ayette ne diyor? Ve itai zil kurba, yakınlarınıza vermeyi emretti Allah diyor. İnna Allah'a ye'muru diye başlayan ayet. Yani Nahl suresi 90. ayet olacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yakınlarınıza vermeyi, neyi vermek? Ne verilmesi gerekiyorsa, o zaman neye ihtiyacı varsa onu vermek. Biz zannediyoruz ki hep illa bozuk para cinsinden demir bir şeyler verelim insanlara. Ondan çok daha önemli verilmesi gerekenler var. Fakirin de zengine, garibin de efendim çalım satana vermesi gereken, infak etmesi gereken zenginlikler var. Sonra zengin dediğimiz insan kimdir? Ha, fıkıh ölçüleri içerisinde zekat verebilecek bir insandır diyeceksiniz de Allah diyor ki vallahu huvel gani ve entumul fukara. Allah'tır zengin. Siz hepiniz fakirsiniz. Sabancılar da mı? Yabancılar da mı? Eyvallah. Onlar daha fakir. Fakir nedir? İhtiyacı olandır. Kimin ihtiyacı yok ki? Kimin ihtiyacı? Allah'ın ihtiyacı yok. Hiçbir şeye. İşte o zengin. Sen ne kadar ihtiyaç sahibi değilim diyorsan o kadar zenginliğe adım atmışsındır. Bu da gönül işidir, cep işi değil. Gönül işidir. Kanaat dediğimiz şey, gönül zenginliği. İşte bu zenginliğe ulaşmak lazım. İnsanların midesini doyurabilirsiniz ama gözünü zor doyurursunuz. İşte gözü doyurmak için önce gönlü doyurmak gerek. O ihtiyacı vermediğiniz durumda insanlar hep alacak, çalacak, kandıracak bir yolla senin paranı da çekmeye çalışacaktır. Önce bu bir. İki, kim kime neyi veriyor, vermiyor. Daha Bakara suresinde infakla ilgili ilk ayette imanın bir özelliği olarak vurgulanan İnfak ve mimma razaknahum yunfikun. Bizim verdiğimiz rızıktan onlar infak ederler. Kimler? Kur'an'ın kendilerine hidayet vereceği takva sahibi insanlar. Nereden veriyoruz? Allah'ın verdiği rızıktan. Yani hiçbirimiz malın sahibi değiliz. Yani kendimizden bir şey veriyor gibi çalım satmayalım. Bir üstünlük taslamayalım verdiğimiz insana karşı. Veznedar, emanetçi, başkasına vermesi gereken parayı nasıl bir lütuf gibi, cömertlikte bulunuyor gibi vermezse, görevi ise onun,
veznedar olarak, emanetçi olarak biz de oyuz. Garson yemek veriyor. Elini ayağını mı öpelim garsonu? O zaten yemek dağıtmakla mükellef. Onun görevi o. Sen de bir garsonsun. Allah sana kullarıma dağıt diye bir şeyler vermiş. Ortalığı dağıt diye değil. Ben övündüğün, çalım sattığın ne yani? Sen bir garsonsun. Ve o yaptığın garsonluktan dolayı takdir alacaksın. Mal senin filan değil. Mal Allah'ın, mülk Allah'ın. Senin elinle dağıtmak istiyor. Seni aracı yapmak istiyor ki sen de sevaba giresin. Sanki kendin kendine ait bir şeymiş gibi sana ücret verecek. Sana da başkaları verdi, veriyor. İster baban versin miras olarak, ister fakirin, fukaranın zar zor çalıştığı paranın şu veya bunu satarak karşılığını almış ol. Ellerde dolanıp duran bir şey. Ve bugüne kadar ne paralarımız geçti elimizden. Bir kısmını yatırım yaptık öteki dünyaya. Çoğunu da yatırım yaptık, affedersiniz, tuvaletlere. Yatırımlarımız oraya gitti. Veya ona benzeyen yerlere. Geldi gitti, uçtu. Belki bazıları uçmadı, günah olarak duruyor bir tarafımızda. Günahı kaldı o paraları. Kazanırken de, harcarken de. Ama hani Peygamberimiz bir koyun kesmiş bir zaman, evinde demiş ki ihtiyacı olanlara ver Ayşe. Akşam eve geldiğinde ne kaldı koyundan? Ya Resulallah, işte bir ön kolu kaldı. Hayır, ön kolu dışında diğerleri kaldı demiş. Bizim hissemize o infak ettiklerimiz kaldı. Bunun dışındakiler kaldı. Ahiret gözlüğüyle bakmak lazım biraz olaylara. Daha önce genişçe anlattığım hayvanlarla ilgili infak konusunda uzatmadan hemen örnek vereceğim. Dünyada koyunların nüfusu köpeklerin nüfusundan çok mu fazladır, çok mu azdır? Çok fazladır. Türkiye'de herhangi bir köyde koyunlar ne kadardır, köpekler ne kadardır? Halbuki koyunlar arada sırada kesilir, kurbanda kesilir, eti için kesilir. Hiç köpek kesilir mi? Koyunlar kaçar kaçar ürer, en fazla bir, iki. Köpekler? Eyvallah, koyundan çok fazla doğururlar. Ömürleri kesilmeseler bile köpeklerin yaşı 10 seneden fazla yaşar köpek. Koyun yaşamaz o kadar. Ne olması lazım? Köpeklerin çok fazla olması lazım. Ha, iki ayaklılardan onlar çok. Ben 4 ayaklıdan bahsediyorum. Ama köpek bir şeyini vermez, infak etmez. Ne eti yenir, ne derisi kullanılır. Koyunsa öyle infak eder, öyle cömerttir ki sütünü, etini, derisini, boynuzunu, hatta gübresini bile insanlar istifade eder. Her şeyini infak eder. Kurbanda kesilir, canını verir vesaire. Sen misin Allah için böyle cömertlik yapan? İşte bereketi de öyle artar. Verir, alır. Bir gider, 10 gelir yerine. İnfakın getirdiği durum. Asmayı, üzüm veren asmayı budamasanız, ya daha büyüsün, daha dalları büyüsün de daha çok meyve versin deseniz kendinizi kandırırsınız.
onu budarsanız onun meyvelerini artırırsınız. Cebinizdeki malın da, parayı da, asmayı da budamazsanız giderek öldürürsünüz onu. Mahvedersiniz. Karıncayla arı, ikisi de çalışkan böceklerdir. Değil mi? Çok mu çalışırlar? Bilmem, bizden çok fazla çalışırlar. Ama birisi yer altında karanlıklar içerisinde yaşamaya mahkumdur. Ayaklar altında ezilmeye, birisi de başlar üzerinde uçmaya. Biri yerdelen gibi, gökdelen var da bir de yerdelen çıksın. Yer altında karanlıklarda yer yapmaya çalışır. Ötekisinin evini, sarayını, köşkünü insanlar yapar. Niye? Karınca hep kendisine çalışır. Hiç infak etmez. Arı biraz sana bana çalışır. Cömerttir, infak eder. O yüzden onun infak ettikleri öyle tatlıdır ki. Tabii bir de vahiy alır arı. Vahiy gereği yapar bunu. Siz de Allah'la irtibatınız varsa, vahiyle ilişkiniz varsa, ürettiğiniz şey baldan tatlıdır, bal gibi tatlıdır. Ve cömert olursanız bu tat gelir. Yoksa koştur, sonu boştur. Bugüne kadar ne paralar geçti elimizden. Neler yemedik, neler nimetlere muhatap olmadık. Ne oldu? Yemeseydik ne olurdu? İnfak etseydik ne kaybederdik? Hani meşhurdur, Fatih'te görmüşsünüzdür. Ben de girdim içinde namaz kıldım. Sanki yedim camiyi var. Sanki yedim. Adam çok zengin değilmiş, bir esnafmış Osmanlılarda. Canı bir şey isteyince, dondurma istedi. Kesesinden çıkarıyor dondurma parasını, diğer bir keseye koyuyor. Sanki yedim diyor. Tamam, yedim say. Parasını al, başkasına vereceğine koy bir tarafına. Bir başka zaman canı daha başka bir şey istiyor. Kahve istiyor, çay istiyor. Sanki içtim. Koy cebine öteki tarafa. Derken biriktirdikleri parayla bir cami yaptırıyor. Sanki yedim cami. Benim evime gelen gençler kitapları görürler. Hocam bunları nasıl aldın? Çok zengin bir insan değilim. Saymadım ama işte 10.000 civarında kitabım vardır. Derim ki sigara içtim. Anlamazlar önce. Kitabı neyle aldın diyorlar. Ben de sigara içtim. Sanki sigara içtim. Çocukluğumdan beri sigara içseydim sigaraya para bulacaktım. Nasıl? İçenler nasıl buluyorsa. Ne olacaktı? Bir sürü zararı olacaktı. Al her gün bir sigara parası dersen işte böyle bir kütüphane olur. Olur mu? Olur. Hacca gitmek mi istiyorsun? Her gün bir sigara içtiğini varsay, sanki içtim de, içmediğinden dolayı bir günaha girmemiş olursun, sevaba girersin. Biriktir 3-5 sene sonra hacca mı gideceksin? Ne yapacaksın? Evlenecek misin? Hayır bir iş mi yapacaksın? Al sana para. İnfak, İnfak Allah için ayırdığımız paradır. İsterse eşimize ayıralım. İsterse çocuğumuzun ağzına koyduğumuz lokma olsun. İnfak mıdır? Elbette infaktır. Aynı kökten gelen nafaka, hanımımıza veya çocuğumuza verdiğimiz, boşandıktan sonra bile olsa paraya denilir. Aynı kökü paylaşır. Nafakayla infak. Kişinin eşine, çocuklarına ayırdığı para da infaktır.
Ve bunun miktarı da söz konusu değil. İsraf olur mu efendim? Çokça ayırmış. Malının yarısını vermiş. Enayi derler bizde. Enayilik nedir? Allah yoluna ayrılan ne kadar parası, malı varsa ona ne israf deriz, ne enayilik deriz. Ve ibadet gözüyle bakarız. Allah yolunda olmayan bir kuruş para, işte o israftır. O enayiliktir. Adam garibe, fakire, bozuk para cinsinden bile para vermez. Lokantada yer, kağıt para garsonlara bahşiş dağıtır. Ya infak olmasın illa. Malını Kızılay'a bağışlar. İnfak olmasın. Allah rızası için olmasın. Böyle gayret edenler de var mıdır? Vardır. Tabii şimdi çocuğu olmayanlar çocuk yerine, bebek yerine köpek besliyorlar. Mirasını da köpeklerine bağışlıyorlar. Artık İstanbul'da da köpek otelleri var, biliyor musunuz? Tatile giderken yavrusunu, pardon, köpeğini böyle tatillere gidenlerin tatil yapacakları köpek otellerine bırakıyorlar. Özel hizmetçiler banyo yaptırıyorlar. Efendim, özel menüler, İngiliz kemiği. Farklı. Efendim, menümüzde deve şusu var, efendim eşek busu var. Hangisinden istersiniz? Liste kafayı salladıysa eyvah. Herhalde böyle midir bilmiyorum. Köpek otelleri, köpek kuaförleri, köpek ambulansları vesaire. Her neyse. İnfak, bu da mı infak? Evet. Yani herkesin parası Allah yolunda değerlendirilmez. İnfak etmeyenlerin parası daha fazla çıkar kendisinden. Hastanelere yatırır. Efendim, kaybeder, hırsızlara vermiş olur. Sevmediği mirasçıları onun üzerine konar. Günahını da bu, hesabını da bu verir. Efendim, ihtiyarken yiyeyim dersin, Allah yedirmez. Hastalık verir veya o paralar daha başlanmadan biter. Sen bitersin. Evet. Veya bugüne kadar şunları yedik. Az yeseydik, başka şekilde değerlendirseydik ne olur? Evet, bütün bunlar bizim infak noktasında adım atacağımız hususlar olmalı. Konuşmalarımızın da işte bir kısmı mı, hepsi mi infak olabilir mi? İnfak olabilir mi? Eyvallah. Dinlememiz infak olur mu? Onu da kullanırsak da. Yani infakı genel, geniş bir pencereden bakalım. Hep parayla, maddeyle değerlendirmeyin. Ondan çok daha önemli hususlar var. Unutmayalım. Evet, buyurun. Eyvallah hocam. Evet, bismillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah. Şimdi okuduğumuz ayette dikkat çekici 3 hatta 4 tane vurgu var. Ben o ayetler üzerinde ilk dönem sahabenin nasıl anladığıyla alakalı ayetin biraz arka planını da irdelemeye çalışacağım. Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve sizin için yerden Allah'ın çıkarttıkları helal ve temiz olanlarını Allah'ın yolunda verin. Mesela bu helal ve temiz olanları Allah'ın yolunda vermek derken, helal ve temiz olmayan neyi Allah yolunda verilir ki? Mesela bununla ilgili nuzul sebebinde dikkatimi çekti. Hazreti Ali radıyallahu anh bu ayeti tefsir ederken şu olay hakkında diyor, nazil oldu. Hurmalar
zekatı toplanırken hurmaların ezik ve çürük olanlarını veriyorlardı zekat memurlarına. Bir de haram olandan, yani mesela adamın, diyeceksiniz ki haram işleyen adam bunu düşünür mü? Bazen haram işleyen adam buradan günah da çıkartabilir. Ya benim mesela adamın içkihanesi var. Veya içkiden kazandığı, yani haramdan kazandığı bir geliri var adamın. Şimdi buradan zekat vermeye çalışıyor. Şimdi bunlarla alakalı bir iki nakil var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine ilginçtir. Ancak diyor gözünüzün kapalı iken, hani bir insan gözü kapalı iken kendisine neyin verildiğini, elinde ne olduğunu tespit edemez. Böyle malları vermeyin diyor. Âl-i İmrân 92 ile bir bağlantı kurmak gerekiyor. Sevdiğiniz şeylerden Allah'ın yolunda infak etmedikçe gerçek mutluluğa eremeyeceksiniz, eremezsiniz. Yani bir, takvanın zirvesi, tüm iyiliğin, güzelliğin en zirvesi, doruk boyutu. Yani senin yanında en sevgili olan neyse, en değer verdiğin neyse, onu Allah'ın yolunda feda edebilmek. Şimdi bir tarafta hiç vermeyenler var, bir taraftan da veriyor ama arta kalmış. Yani vitrininde en fazla rağbet edilen, en kıymet verilen, en fazla satılan neyse onu verecek. Ha diğerini verirse olmaz mı? Hiç vermemesindense diğerini versin ama Kur'an diyor ki asıl olarak sizin vermeniz gereken vitrinde, yani sizin için en kıymetli olan. Çünkü niye vitrine onu koydun? Vitrinde en kıymetli neyse onun üzerinden model oluşturursun. Ve diyor ki ayetin sonunda, mülkün sahibi, yani bütün her şeyin sahibi Allah. Yani siz bunun kendinizi sahibi olarak görmeyin. Bu verdikleriniz de Allah'ındır. Onun için bir şey verecekseniz Allah için verin de bu size bir fayda sağlasın. Çünkü Allah hiçbir şeye muhtaç değil ki. Muhtaç olan sensin. Övülmeye layık olan Allah. Ayet-i kerimeden geçen ve enfiku ifadesindeki Allah için harcayın, Allah yolunda harcayın diye tercüme edilen bu ayetin bu bölümü, zekatınızı verin ve tasaddukta bulunun anlamına gelirken, helal ve temiz olanlardan şeklinde tercüme edilense, Abdullah İbni Abbas'a göre mallarınızın en kaliteli olanlarından, en iyi olanlarından, en güzel olanlarından verin manasına gelmektedir diyor. Yine burada yerden çıkardıklarınız, şimdi biliyorsunuz zekat bugün hep para üzerinden, şehir hayatında artık kapitalist bir dünyada dolayısıyla her şey para üzerinden hesaplanıyor. Hatta İbni Hazm'a göre, yani bu şaz bir görüştür ama hadislerde zekatta 5 isim zikredildiği için bu 5'inin dışında verilen şeyden zekat olmaz der. İşte buğday, arpa, hurma, gümüş ve altın, bunlar üzerinden der ki hadiste bunlar zikrediliyor. Bunun dışında bir şeyden zekat verilmez der. Ama bu tabii muteber kabul edilmiş bir görüş değildir. Şimdi bir de topraktan çıkartılan malların devletin belirli bir hissesi var. Kişinin vermesi gereken miktar biraz daha fazlalaşıyor. Hatta madenler için %20, meyve, sebze, hububat. Hububat diye ifadelendirdiklerimizden ise %10. Yani elma ağacın var, armut var, hurman var. Yani bunlardansa %10. Şimdi mal olarak hesap edilenlerde ise 1/40, %2,5 olarak zihnimize yer etmiş ama bu ben araştırdım. Yani Resulullah tarafından, yani Kur'an'da bu rakam verilmiyor bir kere. Kur'an yine Âl-i İmrân suresinde sana neyi infak edeceğini soruyorlar. De ki ihtiyaçtan arta kalan ne varsa. Şimdi bu emir midir? Tavsiye midir?
İhtiyaç neye göredir? Kim belirler? Raiç bedel nedir? Bugün yeryüzünde ihtiyacından fazlasını Allah'ın yolunda harcayan kimse var mıdır? Ya da böyle mi anlaşılır? Ebu Zer Gıffari radıyallahu an ilginç bir karakter. Yalnız bir adam. Hakikaten her yönüyle yalnız. Tabiri caizse farklı bir profil. Diyor ki bir kimse bir günden fazla, yani bir günlük yiyeceği olduğu halde bir günden fazla yiyeceğini biriktirme ihtiyacı hissediyorsa diyor, bu Allah'a güvenmiyordur diyor. Meşhurdur. Konuyu siyasallaştırmak adına söylemiyorum. Ebu Zer Muaviye'nin sarayına çıkar. İlginçtir. Muaviye'nin sarayının adı da Beyaz Saray'dır. Saraya çıkar. Tevbe suresinin 34. ayetini okuyor. Altını ve gümüşü biriktirenler var ya, işte Allah onları böğürlerine yapıştıracak. Diyor ki, bunu okuyor. Muaviye de diyor ki rivayete göre, bu diyor Yahudi ve Hristiyan din adamları ile birlikte o toplumu anlatıyor. Diyor ki hayır, bu bugün seni anlatıyor. Şimdi biz fakirliği, zenginliği, mal sahibi olmayı, Allah yolunda harcamayı Kur'an'ın ölçeği üzerinden çok değerlendiremiyoruz kardeşler. Şimdi mal canın yongasıdır diyorlar. Kolay bir şey değil. Ama inanın bir insanın Allah yolunda fedakarlığı Allah yolunda ne harcadığıyla orantılıdır. Malıysa malı, canıysa canı, zamanıysa zamanı, ilmiyse ilmi. Yani zengin ne biliyor musunuz kardeşler? Zengin dünyada en az şeye ihtiyaç duyan kimsedir. Bak bu bir farklı bir tanımlamadır. Ama benim kanaatime göre çok makul ve anlamlı bir tanımlamadır. Zengin en az şeye ihtiyaç duyan kimsedir. Ve farkındaysanız insanların imkanları arttıkça ihtiyaçları artıyor ve bir türlü genel anlamı itibarıyla bir doyuma ulaşamıyorlar. Ve sürekli sahip olduğu imkan onu tamahkarlığa itiyor. Hatta Allah Resulü'nün bazılarına göre nes edilen ayet hükmünde zikredilmiştir. Tabi biz bu görüşte değiliz. Adem oğlunun bir vadi dolusu altını olsa ikinci vadiyi ister. Hani onun gözünü toprak doyurur. Bu en azından bize sahih bir hadis olarak gelmiştir. Şimdi infak sadece mal anlamında hocam da değindi. Zenginlikle orantılı mıdır? Aslında dikkat ederseniz malı az olanların istisnaları tenzih ediyorum. Allah yolundaki harcamalarının daha kudretli, daha anlamlı ve daha güzel olduğunu görürüz. Buradan bir iki nakilde bulunmak istiyorum kardeşler. Birisi bize geldiğinde oldu ya, bizden bir şey istedi. Yani bir de zekat bizde genellikle Ramazan'a mahsus kılınmış. İşte infak, fıtır sadakası, yani biraz Ramazan ayında, işte biraz da kısmen kurban ayında kesilen kurbanların Allah yolunda tasadduku, biraz Ramazan'la kurban aralığında sınırlandırılmış. Oysa ki bir insanın malı onun tasarrufuna geçtikten sonra genel olarak denilmiş ki bir kimsenin nisap miktarı mala sahip olması ve üzerinden bir yıl geçmesiyle birlikte ve 80 gram altına tekabül edecek bir malı olduğu vakitte bu kimse zengin hükmündedir. Bu ve bunun üzerinde olanlar zekat vermelidir. Ve ilginçtir, bizde öyle bir zekat hesaplama mantığı gelişmiştir ki neredeyse
mal varlığı zirvede olan adama zekat verebilecek kadar bir hesap kitap yapıyorsun, adam alacaklı çıkıyor. Ev var ancak, şey işte araba var ancak, makineler var. Adam yatırım yaptıkça sürekli onları büyütüyor. Zekat malın fazlalığından değil, malın tamamından hesaplanarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Hacet-i Asliye denilen mesele, asr-ı saadette çok yavan, çok sıradan, herkesin neredeyse çok kısa vadedeki emekleriyle elde edilen bir değer üzerinden hesap edilirken, bugün bir insanın işte evine zekat düşmez derken, adam 500 milyarlık evde oturuyor. Yani İstanbul'da yaşayanla Anadolu'nun ücra köşesinde yaşayan bir adamın zekat sorumluluğu aynı olmuyor gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Ve bu sefer inanır mısınız, ortada zekat verebilecek bir adam bulmakta güçlük çekiyoruz. Ve zekat, infak, kişinin samimiyeti ve fedakarlığıyla sınırlı bir hale getiriliyor. Tabii İslami bir otoritede bu tür durumlar kişinin şahsına münhasır bırakılmaz. Ne yapılır? Ondan alınır. Çünkü fakirlerin hakkı vardır. Şimdi 277. ayette de diyor ki Rabbimiz mealen, şeytan diyor sizi fakirlikle korkutmasın. Yani neyi sen Allah'ın yolunda verebiliyorsan o senin, veremediğin hiçbir şey senin değil, o başkasının. Allah Resulü'nden, kurban örneğinden de verdi hocamız. Yani biz neyi verebiliyoruz Allah'ın yolunda? Şimdi şeytanın bizi fakirlikle korkutması. Yani zannediyoruz ki bizim sahip olduğumuz imkandan biz verince malda eksilme var. Oysa ki o malı Allah'a kavuşacağın güne gideceğine iman ediyorsun ya, yığma, kenz yapma, infak et, erit. Ebu Bekir radıyallahu anh'la alakalı bir misal verilir. Dönemin zengin sahabelerindendir. Abdurrahman bin Avf, Osman bin Affan, Ebu Bekir Sıddık. Bunlar sahabenin içerisinde maddi imkanı güçlü olan ve İslam ordusunu, müminleri gözeten, gerek Mekke döneminde gerek Medine döneminde güçlü şahsiyetler. Yani ekonomik olarak da güçlüler, iman olarak da güçlüler. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın o dönemin içerisindeki mal varlığı bugüne çevrilmiş, takriben 600 bin dolara tekabül eden mal varlığı vefat ettiğinde yaklaşık 1000 dolara bile karşılamayacak, belki 500 doları karşılayacak bir mal varlığıyla ahirete göç edip gidiyor. Yani kalmamış, geride bir şey kalmamış. Şimdi bugünün insanına bir baktığınızda, bakın şu İstanbul'un silüetine bir bakın kardeşler, her tarafı beton yığını haline getirdiler. Her taraf makineler, arabalar, binalar. Yani ne olacak bunlar? Hani insanın hayatını kolaylaştıran bazı unsurlar makul görülebilir ama müthiş bir mal yığma hastalığı başladı. Ve insanlar bunu Allah'ın yolunda harcamıyorlar. Dün cuma vaazında da kısmen hatırlattım. Bir ülkenin cumhurbaşkanının hanımının koluna taktığı basit bir çanta 20, 30, 50 bin dolarlar telaffuz ediliyor değeri olarak. Ya bunun içerisine elmas koysan o kadar etmez. Ama aynı beldede insanlar fakirlikten, çöp tenekelerinden ekmek topluyor, kirasını ödemediği için kendini asıyor. Şimdi böyle bir makasın ucu açılıyor. Oysa ki şu zekat ve infak müessesesi Allah yolunda, Allah için doğru işletilse, yeryüzünde aslında işte bu bütün sömürgeler, dengesizlikler, gelir adaletsizliği hepsi ortadan kalkacak. Bunu işletemiyoruz. Ha biz toplumun içerisindeki bu bütün çarpıklığı düzeltebilecek bir durumda değiliz ama kendi içimizde tanıdığımız, sevdiğimiz kardeşlerimiz
Bir kardeşimiz hanımının doğumuna para bulamazken, çocuğunun hastalığına para bulamazken, bir başka kardeşimiz çok büyük bir harcamalar yapılıyorsa, burada biz bundan mesul oluruz. Biz söylediğini yaşayan, yaşadığını söyleyen müminler olmak durumundayız. Ha sosyalistler gibi herkes tek düze bir yaşam yaşasın demiyoruz tabii. Yani sonuçta Allah kiminin rızkını daraltır, kimisininkini genişletir. Ama Allah bizden şunu istiyor. Allah yolunda karz-ı hasene işletmemizi istiyor. Allah'a borç vermemizi istiyor. Haşa, Allah borca mı muhtaç? Malın sahibi, malik, mülk onun. Ya Allah üstleniyor. Ama bugün Müslümanlar bunu dahi işletemiyoruz. Bırakın infa karşılıksız Allah yolunda vermeyi, sıkıntısı olanın sıkıntısını giderebilme noktasında bile hiç yapılmıyor demiyorum ama yeteri kadar yardımlaşma olmayabiliyor kardeşler. Ve şunu söyleyerek ben de sözümü hocama vereyim. Biz yapmış olduğumuz işlerin şeytan bize birileri tarafından bilinmesini istiyor. Oradan övgü alabilmek için. Mübalağa gelir mi bilmiyorum ama sahabe döneminde bazı şahsiyetler ihtiyacı olan şahsiyetlerin uyurken cebine para korlarmış. Yani bunun kimden geldiği belli olmasın, riyaya düşmesin. Onun ihtiyacı var, önemli olan onun ihtiyacının görülmesi. Allah da onu kayıt altına alıyor mu? Onun ücretini verecek mi? Bitti. Ha teşvik olabilir. Bu konuda zaaf gösteren Müslümanlara örneklik adına riyaya düşürmeden, yani böyle kardeşler de var içimizde, Allah razı olsun, ben hiç yok demiyorum. Ama genel olarak konuya vakıf olan Müslümanlarda bile bu alanı çok sağlıklı işlettiğimiz söylenemez kardeşler. Tabii malın sahibi kişinin kendisi değil, Allah'sa, Allah yolunda o Allah'a verdiğinde Allah ona daha verecek. Ve ondan dolayı da bizim Allah yolunda neyi verebiliyoruz isek o bizim Allah katında bir hasenemiz olacak, bir değerimiz olacak, bir kurtuluşumuz olacak. Diğer ayetlere özellikle bu hikmet bölümünü hocam, ona ayrı girelim. Ona ayrıyeten girelim. Şimdi infakla alakalı tabii Kur'an'da bütüncül birçok değerlendirmeler var. Mesela bu sana neyi infak edeceğini soruyorlar. İhtiyaçtan arta kalan ne? Mesela bazılarına göre bu ayet nesedilmiştir. Bazılarına göre. Ya da işte Mekke döneminin infa başkadır, Medine döneminin infa başkadır gibi yorumlamalar da yapılmıştır. Ama özeti şudur kardeşler, özeti şudur. Biz Allah yolunda vermeye ta çocukluktan itibaren kendi neslimizi hazırlamalıyız. Israrla tavsiye ediyor. Çocuklarınıza koflet alırken, ne bileyim bir bisküvit alırken iki tane alın, birini komşunun, arkadaşının çocuğuna versin. Vermeyi öğrensin. Benim bu, vermem aslan oğlum. Verme onu, kimseye verme. Sahip çık. Böyle eğitiliyor. Yani malını korumasını fark etmiyor. Çocuğu cimriliğe aşılıyor. Oysa ki ver yavrum. Bak bu kardeşinin, ver. Yani bunun biraz yetişme tarzında önemli olduğunu düşünüyorum. Evet hocam, 269, Allah hikmeti dilediğine verir, kime de hikmet verilirse ona çok ben hayır verilmiş olur. Oraya geçmeyeyim, hikmet uzun bir konu diyorsunuz. Biraz uzun bir konu. Bugün infakı işleyelim. O zaman şunu, devamında gelen bir iki ayet var hocam, onları da ilave edelim o zaman inşallah. Buyurun. Sadakaları açıkça verirseniz ne güzel. Sadakaları açıkça verirseniz ne güzel. Eğer onları gizler ve fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ya bir kere bak, Allah yolunda verdiğin bir şey güzel. Fakat bunu gizleyerek
Yani gizlemekten kasıt şudur aslında. Karşı tarafı minnet duygusu altına sokmadan, seni riyaya düşürebilecek halete düşmeden, o ruh haline bürünmeden, bunu bir rekabete dönüştürmeden, çünkü bu müzayedede bir mal satışı değildir ama zaman zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayra teşvik adı altında sahabeyi buna teşvik ettiğini görüyoruz. Mesela İslam ordusuna kim ne getirecek diyor. Ömer ne getirdin diyor. Malımın yarısını getirdim ya Resulallah. Ey Ebu Bekir sen ne getirdin? Ne varsa onu getirdim ya Resulallah. Geriye ne bıraktın? Allah ve Resulüne emanet ettim. Hatta bir nakil vardır. Ebu Bekir'e hiçbir zaman geçemeyeceğimi anladım. Şimdi Osman'a diyor, Mute Savaşı öncesinde çok büyük ihtiyacı var ordunun. Meşakkatli. Kim İslam ordusunu donatacak? Uzun bir yola çıkacaklar, binekleri yok. Şimdi mesela cihatla ilgili bir ayette Rabbimiz diyor ki, cihada çıkanlarla cihada çıkanları destekleyenler, yani onların bineklerini, silahlarını, yiyeceklerini hazırlayanların da bir ecri vardır ama cihada çıkanlarınki gibi değildir der. Ama Allah onu da cihadın bir parçası olarak görür. Şimdi toplum içerisinde herkesin gücü, kapasitesi, yeteneği, marifeti, bilgisi, tecrübesi aynı oranda olmayabilir. Ama önemli olan bunu ortak bir havzanın içerisinde ümmetin bir birikimi haline dönüştürebilmek. Ben para kazanmayı iyi biliyorumdur, müteşebbisimdir. Bu yönüyle yatırım yaparım, istihdam yaparım, kardeşlerime yol açarım, ufuk açarım. Kendi kardeşlerimi iş alanında istihdam ederim. Sistemin belirlediği asgari ücreti baz almam, gücüm yettiğince onlar benim kardeşimdir. Yani tipik bir patron işçi ilişkisi değil, bir kardeş ilişkisi içerisinde. Ve ben ne kadar fazla Müslüman mazlum istihdam edersem bunun da Allah katında bana hayır getireceğinin bilinciyle hareket ederim. Ve müminlerin diyelim ki ticari olarak kendi aralarında yaşadıkları bir sorun olduğunda eğer bunu çözemezlerse bir hakime giderler. Müminler birbirlerini itibarsızlaştıracak her türlü davranışlardan uzak dururlar. Mesela çalıştığı yerde patronundan memnun değildir. Emeğinin karşılığını hakkıyla alamadığını düşünüyordur. Bunu sansasyonel, bunu bir dedikoduya dönüştürmeden patronuyla konuşabiliyorsa konuşabilmelidir. Patronunu tanıyan birisini aracı olarak araya koyabilmelidir. İşte almış olduğu, satmış olduğu malda kusur olmuşsa, bir anlaşmamazlık olmuşsa bunları mümince çözebilmenin yolunu aramalıdır. Şuna çok dikkat etmeliyiz. Her alanda birbirimizi minnet duygusu altına sokmamalıyız. Ebu Bekir radıyallahu an Bilal-i Habeşi'nin tabiri caizse hürriyetini parayla Umeyye bin Halef'ten satın almıştır. Ama hiçbir gün en azından ben en küçük bir imayla minnet altına soktuğunu bilmiyorum. Daha enteresan bir şey var. Ayşe radıyallahu anha annemize Beni Mustalik gazvesi dönüşünde atılan iftirada o iftiranın yayılmasındaki sahabelerden birisi de yanlış hatırlamıyorsam Misbah adında birisiydi. Bu kimdi biliyor musunuz? Ebu Bekir'in ne diyelim finanse etti yani sadakasını gördüğü, himaye ettiği bir şahıstı. Ve Ayşe validemiz hakkındaki iftirayı yayanlardan birisi bu. Ebu Bekir radıyallahu anh bu olayı öğrendikten sonra bu fitne ateşinde bu misbahın da olduğunu öğrenince buna olan tasaddukunu kesiyor. Allah diyor ki kesme. Subhanallah. Tabi tövbe ediyorlar. Hallerini düzeltiyorlar. Allah diyor ki yardımı kesme. Devam et. Şimdi bu çok kolay bir şey değil kardeşler. Yani birisi sizin hem Resulullah'ın eşine hem kızınıza iftira atacak. Hani besle kargayı oysun gözünü
koynumda yılan beslemişim. Halk arasında tabirler vardır. Belki bir de böyle bir durum var. Birine bir iyilik yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Sonra o sana bir kötülük yapıyor. Başından aşağı döküyorsun. Gözüne dursun, dizine dursun. Sana bu iyiliği yapanda kabahat. Gitti bak, amellerin boşa gitti. Söyleme, oraya kadar kalsın. En fazla ondan sonra yardımını başka kanala çevir. Ama minnet duygusu içerisine sokma, başa kalkma. Başa kalktığın an yaptığın iyilikler gidiyor. Bak bu da bizim imtihanımız. Niye amelleri? Zaten çok zor kazanıyoruz kardeşler. Çok zor kazandığımız şeyleri çok kolay kaybetmemeliyiz. Buna da bu yönüyle biraz dikkat edelim. Allah bununla birlikte günahlarınızın bir kısmını da örter diyor. Burası da ilginç. Yani sen tasaddukta bulunuyorsun. Bununla ilgili hadis de var. Buraya almışım. Tirmizi İbn-i Mace'de geçiyor. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da hataları giderir diyor. Allah Resulü'nden rivayet edilen Tirmizi ve İbn-i Mace'de geçen bir hadiste su nasıl ateşi söndürüyorsa sadaka da hataları, yani büyük günah değil de muhtemelen küçük günahları, hataları, kusurları söndürür ibaresi geçiyor. Bakın Allah yolunda yapacağımız harcamalar, belki farkında olarak ya da farkında olmayarak yapmış olduğumuz bir takım günahların, hataların, kusurların bile örtülmesine sebebiyet veriyor. Ey Muhammed, onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Yaptığınız her hayır kendiniz içindir. Yani sen birine iyilik yapıyorsun ya, bir yardımda bulunuyorsun ya, tamam belki onun bir sorununu gidermiş oluyorsun ama aslında bu senin için. Yani asıl olan senin için burada. Yani kendin için bunu yapıyorsun. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için sarf edersiniz. Yani Allah yolunda harcamak adı üstünde Allah'ın rızası için kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak için harcamaktır, sarf etmektir. Allah yolunda yaptığınız her hayrın karşılığı size tam olarak verilecek, eksiltilmeyecek, hatta artırılacak ve siz hiçbir haksızlığa uğratılmayacaksınız. Sadaka kendilerini Allah yolunda vakfedenler içindir. Bunlar yeryüzünde rızık aramak için dolaşmadılar. Bu ayette özellikle bakın çok dikkat çekici bir uyarı var. Belki de bizim işte en fazla gözetmemiz gereken bunlar. Durumlarını bilmeyen kimse iffetlerinden dolayı onları zengin sanar. Yani aslında o kadar çok ihtiyaç sahibi ki, fakat hallerini bildirmiyorlar. Dışarıdan belki de görenler onu o iffetlerinden dolayı, hassasiyetlerinden dolayı zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Onlar insanlardan ısrarla dilenmezler. Zaten dilenmek genel anlamı itibarıyla nehyedilmiş bir durumdur. Fakat oldu ya, birisi dilenmek için sizin kapınıza geldiğinde, size el açtığında ona kötü bir söz söylemeyin. En azından hiçbir şey yoksa vereceğiniz güzel bir sözle uğurlayın. Yolcu edin onu. Utanmıyor musun? Gazık kadar adamsın. Her gün burada dolaşıyorsun. Dilencilerin bir sürü paraları çıkıyor. Kim bilir geride nelerin var. Şimdi bilmediğimiz bir konuda zanda bulunmayacağız. Sükut edelim. He, çocukları dilendiriyorlar. Onlara verince bu sefer sanki dilenciliği teşvik ediyormuşuz gibi bir algı da oluşuyor. Bazen soruyorlar ya, işte hocam dükkana geliyor, ne yapacağız? Versek bir dert, vermesek bir dert, vermeli miyiz, vermemeli miyiz? Benim kanaatim şudur. Kalben, hakikaten duruşundan, tavrından, zaten genel anlamıyla ihtiyaç sahipleri istemezler. Gerçek ihtiyaç sahipleri İffetlerinden dolayı istemezler. Ama istemeyenleri de diğerleri bulmadığı için belki istemek durumunda kalıyorlar. Mesela bir kardeşimizin yüklü bir borcu var. Ödeyemiyor. Şimdi bu arkadaşımızın gelip illa bizden para istemesini beklememeliyiz. Bundan haberi olan bir başka kardeşimiz mi var? Hemen orada bir şey kurmalıyız.
Tabii önceliğimizi mümkün mertebe yakınlarımızı verebilmek kastı ile kardeşler, bu alanda biraz hassasiyetlerimizi arttırmalıyız. Sen onları simalarından tanırsın. Bu Bolu Kaynaşlı'da Düzce'de deprem olmuştu. Adapazarı Gölcük depreminin akabinde. Allahu alem 2-3 ay sonra mı? 12 Kasım. Yani arada çok uzun bir zaman yok. Tam Bolu Kaynaşlı'nın girişinde benzinliğin orada bir alana şey kurduk kardeşler. Yemekhane. Gelen eşyaları topluyoruz. Orada yatılı kalıyoruz. Şeylere vereceğiz. İhtiyaç sahiplerine. Tabii önce bir tespit etmek gerekiyor. Şimdi gelen bir yerden hareket etmeyince bir tarafta bakıyorsun birisi çadırı doldurmuş. Bakkal dükkanı gibi eşyayı doldurmuş. Öbüründe hiçbir şey yok. Bir gün yaşlı bir teyze geldi. Yavrum dedi, bana bir küçük tüp lazım. Teyze tamam, başka ne verelim? Başka bir şey istemiyor. Sadece küçük tüp. Ve bu deprem mağduru bir teyzemizdi. Etrafımızda da var. İşte onun için bazı insanlar var, mahcubiyet duyuyorlar. Özellikle o mahcubiyet duyanları bulmak gerekiyor kardeşler. Kendi insanımızı biraz öncelememiz gerekiyor. Yani yakınlarımızı, kendi insanımızdan kastım bu. Allah Azze ve Celle infak duygumuzu, ruhumuzu, düşüncemizi her daim diri ve takva üzere tutsun kardeşlerim. Allah razı olsun. Geceniz hayır olsun inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.